Bu anlamlı gecede Milli Birlik Günümüzde inşallah sizlerle buluşturmuş olacağız. Sosyal mesafe konusunda bir kez daha hemen hatırlatalım. Aynı zamanda maske konusundaki hassasiyetimizi özellikle bir kez daha gözetmiş olalım efendim. Çok teşekkürler. Başkanımızın ulusal sesleniş konuşmasıyla başlıyoruz. Canlı olarak ekranlarınıza, platforma yansıtıyoruz. Birlikte izliyoruz efendim. Buyurunuz. Mevla'dan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Her kesimden vatandaşımızla, polisimizle, askerimizle darbe gecesi şehitler kervanına katılan 251 kardeşimizin tamamının ismi tarihimize ve kalbimize silinmemek üzere kazınmıştır. Kahramanca verdikleri mücadelede gazilik unvanıyla şereflenen kardeşlerime de Rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı konuşması için şöyle coşkulu bir alkış alırız değil mi efendim? Bu milli birlik ve beraberlik günümüzde Sayın Cumhurbaşkanımıza bu birliği ve dirliği bizlerle buluşturduğu için ve her daim yine o kaim duruşuyla, o dik duruşuyla her daim milletinin yanında olduğu için bir kez daha kendisine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları, çok değerli temsilcileri, meclis üyelerimiz, çok değerli mahalle muhtarlarımız, yine aramızda bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli konuklarımız, işte bugün 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü etkinliğimize, bu güzel meydana, Şile'mizin kent meydanına hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şimdi tabii bu Milli Birlik Günümüzde bizlere bu vatanı hediye eden şehitlerimiz için birazdan saygı duruşunu, inşallah İstiklal Marşımızı da sizlerle buluşturacağız. Ve bunun için Şile Belediye'mizin müzik okulu öğrencileri Şef Sinan Akbay eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı hep beraber okuyacağız. Buyurunuz. İstiklal Marşı için alanda bulunan tüm katılımcıları, tüm misafirlerimizi ayağa kalkmaya davet ediyorum efendim. Buyurunuz. Temmuz'da gasp edilmeye çalışılmıştı. Sizler gasp ettirmediniz. Bu ülkeyi gasp edip bir meczuba teslim etmek istediler. Milletçe buna müsaade etmediniz. Ve programımızın bu bölümünde şimdi 15 Temmuz gecesi için verilen mücadelenin bir belgeselle nasıl anlatıldığını ve 4 yıl öncesine yine çok kıymetli Şile sakinleri
bu anlamlı geceyi bizlerle buluşturan ve Şile'mizde her daim milli ve manevi hassasiyeti gözeten, aynı zamanda değişen, büyüyen Şile'mizi gecesini gündüzüne katarak daha müreffeh bir hale getirmek için çalışan Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı Beyefendi, coşkulu alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, şeref ederim. Evet, Sayın Kaymakamım, kıymetli garnizon komutanım, çok değerli Cumhuriyet Savcım, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz, kamu kurum ve kuruluşlarının çok değerli müdürleri, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkan ve yöneticileri, çok değerli muhtarlarımız, çok değerli basın mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler, böylesine anlamlı bir gecede burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah her birinizden razı olsun. Biraz önce izledik. Aslında konuşmak istediğim şey çok başkaydı. Metinde çok başka şeyler anlatmak istiyordum ama insan o güne tekrar geri dönünce çok farklı bir duygu yoğunluğu içerisinde oluyor. Evet, o gün kimse, o gece kimse ne olduğunu bile anlamadı. Sonra televizyonlardan, haberlerden herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. O günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Telekom, bir takım yerlerde bir hareketliliğin olduğunu insanlar fark ettiğinde ne olduğunu anlamaya çalıştı. Daha sonra gördüler ki bu bir darbe girişimi. Hain FETÖ terör örgütünün yapmaya çalıştığı bir darbe girişimi. Değerli hazırım, aradan 4 yıl geçti. Zaman zaman kıymetli garnizon komutanımızla sohbet ediyoruz. Bir şeyin altını iyi çizmek lazım. Bakın, o gün bu eylemi gerçekleştirmeye çalışanlar asker üniformasını giymiş hain FETÖ terör örgütüdür. O gün aslında yapılmak istenen şey çok başkaydı. Demokrasiyle yapamadıklarını kendi işlerinde örgütlenerek o gün ülkeyi ele geçirebileceklerini zannettiler. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı. Milletin iradesini hesaba koymamışlardı. Devletini seven, milletini seven, bayrağını seven askerini hesap edememişlerdi. Polisini hesap edememişlerdi. Bu milletin iradesini hesap edememişlerdi. O gün darbe yapmak isteyenler millet tarafından darbeyi kendilerine yediler. Allah bu milletten razı olsun. Rabbim sizlerden razı olsun. Bakın, o gece bir teşekkürü borç biliyorum. Her ilçe kendi özelinde, her il kendi özelinde farklı duygu yoğunluğunu yaşadı. O gecenin atmosferi çok farklıydı. Devlet ne olduğunu anlamadı. Bilemedi. Bu hain darbenin nereden geldiğini anlayamadı. O gün garnizon komutanımız Ali Beşir Albay, kıymetli ağabeyimiz, buradan ona teşekkür etmek istiyorum. O gün ilk beyanatı verenlerden biri de oydu. Biri emniyet müdürümüzdü. Bir diğeri de jandarma komutanımızdı. O gün her biri milletinin, vatanının, bayrağının, devletinin yanında olduğunu açık ve net bir şekilde aykırdı. Ben onlara teşekkür ediyorum. Allah her birinden razı olsun. Evet. Esas teşekkürü gerçekten o gün o tankın önünde, o topun önünde gövdesini siper eden, o kurşunlara kafa tutan
milletimize teşekkür etmek istiyorum. Allah her birinizden razı olsun. Rabbim o gün şehadet mertebesine eren şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Gazilerimize sağlık sıhhat versin. Bugün aramızda o günü birebir yaşayan ve bu anlamda gazilik mertebesine ulaşan çok değerli bir ağabeyimiz var. Necmi Atalay ağabeyimiz. Müsaadeniz olursa Sayın Kaymakamım, değerli garnizon komutanım, Necmi abimizi de buraya alabilir miyiz? Necmi abimize kuvvetli bir alkış alabilir miyiz lütfen? Necmi abimiz o günü yaşayanlardan. O gün eski adıyla Boğaziçi, sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ayağından bacağından kurşun yiyen, o geceyi yaşayan kahramanlardan bir tanesi. Bugün değerli garnizon komutanımızda, jandarma komutanımızda kendisini ziyarete gittik. Bizim ziyaretimizde kendisi eksik olmasın, o günü bizimle paylaştı. Biz duygulandık. Öyle mi komutanım? Gerçekten o günü anlatırken farklı bir duygu yoğunluğu vardı. Bu olayı duyduğunda soluksuz, hesapsız hemen kendini önce Kısıklı'ya. Oradan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın köprüyü tuttuklarını, Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceğini öğrendiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek intikal ediyor. Oraya gittiğinde yolda ateş seslerini duyuyor. Atış başlıyor. Atışın başladığında diyor ki ben oraya gitmeliyim. Orada olmalıyım. Gerekirse bu vatan için, bu millet için, bu memleket için, bu ümmet için şehit olurum diyor. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun. O gün gece oraya gittiğinde evet daha kuvvetli bir alkış hak ediyor değil mi? Bugün burada bu koltuklarda rahat oturabiliyorsak onların sayesinde oturuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onları gerçekten saygıyla selamlıyoruz. O gün oraya gittiğinde ateş atışı görünce, ateş altında kaldıklarını görünce yılmıyor. Devam ediyor. Bakıyor yanında vurulanlar oluyor. Bize anlattığını söylüyorum. Ve kelime-i şehadet getiriyor. Ve devam ediyor. Geri çekilmiyor. En son ayağından vurulduğunu fark ediyor. Ayağından vurulduğunu fark edildiğinde öleceğini, şehit olacağını düşünerek telefonunu cebine, aşortmanının cebine koyuyor ki yani olur da nasıl öleceğini bilemediği için fermuarı çekiyor, beni tanısınlar, bulsunlar diye. O anki duygularında bunlara yer veriyor. Dedim ya, Allah her birinden razı olsun. Allah Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan tüm şehitlerimizden, rahmeti rahmana kavuşan şehitlerimizi biz de rahmetle anıyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bakın, o günden sonra ülke olarak çok farklı bir travma yaşadık. Askerimiz birileri tarafından çok farklı gösterilmeye çalışıldı. Ama inanın aynı şekilde polisimizin iradesi, aynı şekilde askerimizin iradesi, milletimizin iradesi o gün bu terör örgütüne dur dedi. Millet tankın önüne çıktı, topun önüne çıktı, tüfeğin önüne atladı. Askerimiz de işte burada olduğu gibi Ali Başir Albay'ın, jandarma komutanımızın, emniyetimizin hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde bu hain terör örgütüne dur dedi. Bugün dünyanın birçok yerinde askerimiz bir takım operasyonlar yapıyor. Ülke sınırlarımızın dışında askerimiz hudutlarımızı güvenli hale getirebilmek için gece gündüz mücadele ediyor. Rabbim askerimize
polisimize, devletimize güç kuvvet versin. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara sağlık, sıhhat, afiyet versin. O yüzden asker bizim asker. Askeri uğurlarken hep ne diyoruz? En büyük asker bizim asker. Dolayısıyla askerimize, polisimize, devletimizin her türlü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan her bireyine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Ben duygularını paylaşmak adına Necmi ağabeyimize mikrofonu vermek istiyorum. Müsaadeniz olursa. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 15 Temmuz'da vatan için, bayrak için meydanlara çıktık. 15 Temmuz'da köprüye gittim. Yani nacizane bir kurşun yedim. Her şey vatan için. Vatanımız, milletimiz var olsun, sağ olsun. Allah razı olsun. Allah gazilerimizden razı olsun. Şehadetlik mertebesine eren şehitlerimize de rahmetiyle muamele eylesin. Ben bir kere daha buradan aykırıyoruz. 81 vilayetimizden, Türkiye'nin her bir ili ve ilçesinden bugün demokrasi nöbetleri tutuluyor. Ve buradan dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu milletin birliği, bu milletin dirliği, bayraklarımız, ezanlarımız her zaman daim olacaktır. Kimsenin bundan kuşkusu ve şüphesi olmasın. Rabbim yar ve yardımcımızdır. Allah hepinizden razı olsun. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun inşallah. Çok teşekkürler. Atabay Beyefendi'ye bir hediye takdiminde bulunuyor. Çinemizi, tüm özelliklerini, hem bezini, dünyaca meşhur bezini, kumunu ve denizini temsilen Nasuhi Hasan